Herkese tekrardan selam. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecray. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Bayağı özledim sizleri bu arada. Bayağı uzun süre oldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra gerçekten psikolojik açıdan çok fazla etkilendim. Ve sosyal medyaya bir süre ara verdim kendime. Zor bir dönemde gerçekten. Ölenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Çok fazla kayıplar verdik. Yaralarımız var. Onları da Allah'tan şifa diliyorum. Umarım en kısa sürede her şey yoluna gidecek ve her şey çok daha iyi olacak. Gerçekten herkes için çok kötü bir dönemde. Bir de yani yanınızda yani görebildiğiniz şeye elinizden böyle bir şey gelmemesi, yapamamanız çok çok kötü bir şey. Ruhum oradaydı, kalbim oradaydı. Ama ben buradaydım. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Elimden gelen bütün yardımları yaptım. Sizler de öyle yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani hepimiz atlatacağız yavaş yavaş ama bunun için tabii ki de bir süre var. Ve psikolojik açıdan hepimizin çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü tanıdıklarım var gerçekten yani çok sık hasta olmaya başladım. Hatta şu anda hala hastayım. Biraz daha düzeldim. Dedim video çekeyim. Sizin de ihtiyacınız var video. Benim de böyle birbirimizi bir motive ederiz. Çünkü biz ne varsak yapalım yani hayat devam ediyor yani. Bir şekilde biz de kendimizi motive etmeliyiz. Mutlu durmalıyız, gülümsemeliyiz. Her ne kadar acımız olsa da bir şekilde bunu kapatmalıyız. Fakat bu değil ki olanları unutmak. Unutmadık, unutmayacağız. Yavaş yavaş toparlanacağız, düzeleceğiz. Yani uzun bir süredir ayrı kaldık. Tekrardan geri dönüyoruz. Şimdi öncelikle bir ders çalışma programı ayarlamak istiyorum. Biraz kafamda kurdum. O yüzden sözler olarak aktarabilirim. Hemen söyleyeyim sizlere. İlk önce bir paragraf yazacağım. Paragrafı böyle biraz daha odaklanmamı arttırmak için ne bileyim paragrafla başlamak hoşuma gidiyor. O yüzden paragrafla başlayacağım. Ondan sonra matematikten soru çözmek istiyorum bugün. Kimya konu anlatımı böyle yeni konuya bir göz atacağım böyle kendim evdeyken. En azından hoca anlatırken biraz daha arka planda benim bugün çalıştıklarım kalsın arka planda. Bir de belki matematikten konu anlatımı dinlerim. Artık günün akışına göre programları yönetiriz, değiştiririz. Bakarız artık. Hemen ben şimdi listeme geçiriyorum sizlere söylediklerimi ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. O zaman ben şimdi programın en başına yazdığım paragraf çözmeyle başlıyorum. Paragraf çözmek için Tonguç Akademi'nin paragrafik kitabını kullanıyorum. Burası deneme şeklinde ilerliyor. En son bakalım nerede kalmışım. Deneme 3'te kalmışım ve bu kaç soruna da bakayım. 16 soruymuş. O zaman hemen hızlıca başlıyorum. Evet, şimdi paragraf çözmemi tamamladım. Dediğim gibi 16 soruydu ve 16'da 16 yaptım. Zaten genelde çıkarsa bir yanlışım falan çıkıyor. Ve şu anda gayet motive oldum. Çözdükçe, doğru yaptıkça motivasyonum artıyor benim de. Şimdi hemen programıma bakıyorum. Bir paragrafa tıklayalım sizlerle. Matematikten soru çözüm var. O zaman şimdi gelin birlikte matematik soru çözümü yaparım. Bu arada bir ödevim var. Ödevden yapacağım kitaptan. Matematikten soru çözdükten sonra kek yapabiliriz. O zaman dediğim gibi matematikten şimdi soru çözüyoruz. Sonra da kekimizi yapıyoruz. Bu arada fonksiyonlardan başlayacağım. Ama ya sonundan başlarım. Kitapta fonksiyon kısmı yapılmadı. Ya da sonundan başlarım. Bilmiyorum. Bir bakacağım.
Evet, matematikten testimde çözdüm fonksiyonlarla ilgili. Ve şimdi birlikte kek yapacağız. Sonuç olarak kekimiz bu şekilde oldu. Hello, ben geldim. Kekimi yedim, sonunda rahatladığım sıcacık. Mutlaka keki yaptığınız ilk zaman yiyin, tamam mı? Böyle sıcak olduğu zaman. Ben o şekilde çok seviyorum ve çok güzel oluyor. Evde soğuk havada sıcacık kek. Ondan. O zaman şimdi çalışmamıza devam edelim. En son biz matematikten soru çözmüştük. Güzel olduğu matematiği de hallettik. Programa baktığımda kimyayı görüyorum. Kimyadan bir konu anlatımı hazırlık yapacaktık. O zaman kimyadan bir konu anlatımı dinleyelim. Bir de matematik konu anlatım var. Matematiği bilmiyorum. Belki onu da yaparım. Şu an yapabilirim. Bir problem. Gözükmüyor. Enerjim hala yerinde. Uykum gelmezse matematiği de hallederiz tekrardan. O zaman şimdi hızlı bir şekilde kimyadan konu anlatımı dinleyelim. Bakalım yeni ünitemiz nelermiş, neler görecekmişiz. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu karışımları sınıflandırılması ve çözülme olayı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kimyadan konu anlatımı tamamladım. Yeni konuyu ben bayağı beğendim. Sözel bir konu. Açıkçası ilk dönem bayağı formüllerden sıkılmıştım, sorulardan falan. Ama bu sefer sözlere geçmişiz. Karışımlar var. Videodan gerçekten bayağı verim aldım, ezberledim. En azından hani dersimiz var yarın. Dersten önce böyle bir ön hazırlık oldu. Bu şekilde hani böyle birkaç bilgiyle derse gitmek daha iyi oluyor. Konuyu böyle ilk defa duymaktansa. O yüzden iyi bir çalışma oldu. Şimdi ise matematikten bir konu anlatımı dinlemek istiyorum. Uykum geldi ama bir dinleyeyim. Az da olsa biraz dinlemek istiyorum. O zaman hemen şimdi matematik konu anlatımı dinleyelim. Ondan sonra da zaten yatarım. Arkadaşlar, matematikten konu anlatımı da tamamladım. Matematikten çarpanlara ayırmadan dinledim. Zaten fonksiyonun devamı gibi, öğretmenimiz konu başında söylemişti o şekilde oldu. Yani devamı gibi olacak diye. Gerçekten neredeyse aynılar. Konuyu da hoşuma gitti. Ben bu ikinci dönem konularını gerçekten sevdim. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu yayınladığım zaman okullar açılmış olur. O yüzden okulun ilk günü nasıl geçti onları yorumlarda bekliyorum.